Cumhuriyet Partisi'ne dönük abluka bu kadarla sınırlı değil. Şimdi size inanılmaz bir ses kaydı daha dinleteceğiz. Az önce internete düştü bu ses kaydının haberi. Twitter'daki haramzadeler hesabından sızdırıldı ve bu ses kaydında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le Başbakan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın bir konuşması var. Konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'yi eleştiren sokak reklamları. Gökçek, Varank aracılığıyla Başbakan'a afişleri asalım mı diye soruyor. Yanıt hiç de şaşırtıcı değil. O kadar bak üstüne. Vatandaş vergisini veriyorsan hükümet de hesabını verecek. Başbakan'a çağrı filan. CHP. Bu reklamları vermek için tabii ne reklam vereceğini bilmiyor. CHP Ankara, İstanbul ve İzmir'den şey istemiş. Billboardlar istemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'a CHP'nin billboard reklamları ile ilgili bilgi veriyor. Gökçek, AKP'yi eleştiren reklamlara başbakanın kızacağını düşünmüş. Başbakanın düşüncesini almak için diğer danışmanı Mustafa Varank'ı aramış. Onlar da bana döndüler. Öyle deyince istişare ettik Yalçın'dan. Dedi ki kenar köşeye koysunlar. Deyin ki yerimiz yok, kenara koyun. Akdoğan CHP'nin afişlerinin kenar köşedeki billboardlara koyulmasını istemiş. Anlaşılan o ki Yalçın Akdoğan'la sorunu çözemeyen Melih Gökçek bu kez Mustafa Varank'tan yardım istiyor. İki adamlarla önce zaten yerleri tespit edip anlaşmışlar. Daha metin gelmeden önce. Şimdi biz ne yapalım deyip duruyorlar. Koysalar bir türlü, koymasalar bir türlü. Bunu şirket reklam firması mı diyor? Reklam firması ya, İlbak. Tamam. Ne yapalım, hemen bir karar vermemiz lazım. Yani şimdi bunu koydurmazlarsa, bunlar koymazsa garanti baskı yapılı diyecekler, bilmem ne diyecekler, gazeteyi büyütecekler. Ses kaydında Gökçek, Varank'tan konuyu başbakana iletmesini istiyor. Bir tercih yapılması lazım. Yani patrona sormadan yaparsak, hangisini yaparsak o kendisine göre ters olabilir diye tereddüte düştüm. Bu konuşma üzerine Varank Başbakan'la görüşüyor ve Gökçek'i arayarak afişleri yayınlatmayın diyor. Varank halen Başbakan'ın yanında olsa gerek, konuşma kısık sesle devam ediyor. Başkanım, yayınlamıyoruz. Yayınlamıyor, ne olursa olsun. Öyle mi? Ama bizi de suçlamasınlar yani. Geçen yıl Ağustos ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan da bütçe görüşmeleri öncesinde afişlerin sansüre uğradığını söylemişti. Evet, Melih Gökçe'yi aradık. Büyükşehir Belediye Başkanı yorum yapmak isterse kendisine bağlantı kurabiliriz. Şimdilik görüşmeyi kabul etmedi. Biz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le devam ediyoruz. Sayın Tekin, yayınımıza hoş geldiniz. Can Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, kaydı dinlediniz herhalde. Bu afiş zannediyorum vatandaş vergisini veriyorsa hükümette hesabını verecek diye geçen yaz Sayıştay'ın devre dışı bırakılmasını eleştiren afişiniz. Konuşma kaydını dinlediniz. Ne düşündünüz? Can Bey, yani tamamen rezaletin neresinde tutacağız doğrusu, şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Aslında bu reklam şirketlerine baktığımızda özellikle büyük şehirlerde, İstanbul ve Ankara gibi yerlerin organize bir çete tarafından yönetildiğini biliyorum. Defalarca da kamuoyunun gündemine getirdim. Özellikle billboardlar, megaboardlar, pizzalar belli şirketleri ve belli çocukların denetimde. Şimdi görüyoruz ki tapede de biraz önce dinletmiş olduğunuz gibi Türkiye'de her türlü kirliliği yapıyorlar. Bu bir başka yolsuzluktur. Bu yolsuzluk da şöyle, onu da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Örneğin İstanbul'da, Ankara'da her iki yeri bildiğim için burada çıkan reklam mecralarını ihaleye verirken örneğin sayısal olarak diyelim ki 500 veriyorsa 500 üzerine alıyor. Daha sonra oluyor 5000, oluyor 10000. O yetmiyor. Tamamen belli mecralarda da kendilerine bu mecraları yaratıyorlar. Şimdi aslında bir de bu reklam şirketlerinin sahiplerine bir bakmamız lazım. Kim bunlar? Hangi ailelere yakın? Hangi AKP'lilere yakındır? Acaba Sayın Başbakan'ın reklam kampanyasını götüren şirketin kaç tane reklam billboardları var? Yani sonuçta ne oldu? Sonuçta galiba asamadınız, öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani tabii bu... şöyle oldu. Biz son derece
her yurttaşımızın çok merak ettiği, ödemiş olduğu vergilerin nasıl harcandığını sorması açısından bir kampanya açalım dedik. Vergilerinizin hesabını sorun. Önce dediler ki, efendim dediler, bu seçim kuruluna göre yasaktır dedi. Biz seçim kuruluna sorduk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Emniyete soracaksınız. Dedim ki ya siz kafayı mı yemişsiniz kardeşim? Emniyet bu işlere mi bakacak? Emniyet hırsızlıklara, asayişe bakacaktır. Sonra dediler size bir dönelim. Döndükten sonra 1000 tane numarayla, şimdi görüyoruz ki o numaraların hepsinin ne kadar yalan olduğunu. Ve ertesi gün bir basın toplantısı yaptım bu olayla ilgili. Ne yazık ki kirli bir iktidarla karşı karşıyayız Can Bey. Medya yani patronlarına kirlilik... korkmayın çağrısı yaptı bugün genel başkan ama birçok kanalın yayınını kestiğini gördük. Buna nasıl bir tepkiniz olacak? Vallahi şimdi yani siz de uzun süre medyada ciddi yerlerde görev yaptınız. Amerikalıların çok güzel bir sözü var, der ki bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını bozamazsınız. Ama suç ortağı olmayan medyalar sizin gibi cesurca yayın yapabiliyor. Hiç kimsenin kesme cesareti de olamaz. Öbür medyada herkes kendisini bir gözden geçirmesi gerekiyor. İmar yolsuzluklarına, ihale yolsuzluklarına eğer siz de bir parça bulaşırsanız elbette sizin de medya özgürlüğünüzü elinde almış olurlar. Doğrusu tabii can sıkıcı olan şey TRT'nin durumu. TRT 76 milyon yurttaşımızın vergileriyle yayın yapıyor. Önce TRT 3'ü kısmak istediler ve bugün Sayın Genel Başkanımızın programını ne yazık ki kesmek zorunda kaldılar. Gittiğimizde TRT yetkilisine gittik. Kardeşim hangi gerekçeyle bunu kestiniz? Bana genel sekreterlikte talimat geldi dediler. Tabii ki siyasetin bizim muhatabımız devlet memurları değildir. Sayın Cemil Çiçek'e çıktı. Sayın Cemil Çiçek belli ki bizim gelişimizde haberdar. Önüne yasayı koymuş. Efendim bu tür olayların siyaseti çok üzdüğünü, kamuoyunda da çok ciddi tepki olabileceği inancını taşıdığı için işte bilmem şu maddesine göre bizim yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Sayın Çiçek'e ben geçmiş dönemlerde gazetecilere Ergenekon soruşturmasında, Balyoz soruşturmasındaki insanların özel yaşamlarının başbakan tarafından nasıl afişe edildiğini, nasıl o kürsülerde konuşulduğunu, hatta siyasilere ne kadar hakaret ettiği günleri hatırlattığımızda haklısınız dedi. Yani kısacası hani derler ya, et kokarsa tuz. Evet. Tuz da koktu, et de koktu. Siyaset bu kadar kirlenmiş, siyaset bu kadar çamura batmış. Çamura batan, kirliliğe batan bir siyasette bunlar niye olmuyor diye beklemek de biraz safhanelik olur diye düşünüyorum. Hürsel Bey, son olarak kısaca bir Ankara'da çok dönen bir dedikoduyu soracağım. Aslında başbakanın evinde bahse konu olan paranın meşhur havuzun parası olduğu ve evden nakledilirken de görüntülerinin olduğu, onun da partinin CHP'nin elinde olduğu gibi bir söylenti çok yayıldı. Bu konuda bir diyeceğiniz var mı? Hayır, şu anda elimizde herhangi bir şey yok ama bizim bildiğimiz, bize gelen duyumlara göre bu olayla ilgili bir savcılık kararının olduğu çok net ortada. Bilal Erdoğan'la ilgili biliyorsunuz savcılık kararı var. O açıda bir yasa dışı olay söz konusu değil. Ama önümüzdeki günlerde galiba daha çok sürpriz şeylerle karşılaşacağız. Peki, bu sürprizin ipucunu da almış olduk. Sizden çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, yakında yeni sürprizler olabilir dedi Gürsel Tekin.